Merhabalar. Bilimsel araştırma yöntemleri dersimin bu haftaki konusu araştırma tasarımları, bilimsel araştırma tasarımları. Araştırma tasarımı ne demektir? Araştırma tasarımının kapsamı nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Araştırmalarda kullanılan tasarım türleri nelerdir? Keşfedici araştırma, sonuçlandırıcı araştırma, nedensel ya da ilişkisel araştırma, tanımlayıcı ya da betimsel araştırma da denebiliyor. Bunlar ne demektir? Ne tür araştırmalar bu kapsamda değerlendirilir? Keşfedici ve sonuçlandırıcı araştırma arasındaki farklar nelerdir? Size bu hafta bunlardan bahsedeceğim. Evet, araştırma problem tanımlayıp araştırma amacı belirlendikten sonra bir araştırmada bir problem tanımladık şimdiye kadar. Yani bir önceki haftada araştırma problemini nasıl tanımlayacağımızdan bahsetmiştik. Bunu bitirdikten sonra artık araştırmanın planlanması aşaması vardı problemden sonra da. Ve araştırmanın planlanmasından sonra da tasarım aşamasına geçiliyor. Bu aşamada araştırma planının geliştirilmesi için gerekli olan bilginin elde edilebileceği bir ortam ortaya konuluyor. Araştırma ile ulaşılması hedeflenen bilgiye nasıl ulaşacağımızın planlanması aslında araştırma tasarımını. Yani biz zaten her türlü işimizde, yani normal günlük sabah uyandıktan itibaren günümüzü bile tasarlıyoruz aslında. Bugün şunları yapacağız, şunları yapacağız. Bir okulunuz varsa, eğitiminiz varsa onlara katılacaksınızdır. Ya da bir ev hanımı için işlerini tasarlar. Yani aslında bu tasarım süreci hayatımızın her yerinde var. Hatta tasarım odaklı düşünme diye bir yöntem ya da bir ders ortaya çıktı son dönemlerde çok vurgulanan ve hayatımızın her yerinde tasarım var. Bir araştırmayı da aynı şekilde böyle oturup tasarlıyoruz. Yani önce ne yapacağız, sonra ne yapacağız, sonra ne yapacağız gibi tasarlıyoruz. Ama bunda nelere dikkat ediyoruz? Aslında bu hafta biraz da bunlardan bahsedeceğim. Evet, hangi kapsamlı? Yani kapsamını konuşalım önce, tasarımın kapsamını. Biz bir bilimsel araştırma tasarımının kapsamı nedir? Araştırma tasarımı, bir bilimsel araştırma projesinin genel planı. Yani biz normal inşaat planı çizer gibi, bir evin planını çizer gibi araştırmanın da bir planını yapıyoruz aslında. Genel bir planlamasını yapıyoruz en baştan itibaren. Buna da tasarım deniyor. Bu plan veri toplama, işte araştırma projesinin aşamalarının analizine yönelik yol gösterici bir plan oluyor. Yani biz daha sonra araştırmanın analizi açıp topladığımız verilerle bu verileri nasıl analiz edeceğiz ve tahmini sonuçlar olabilir orada. Ya da keşfedici bir çalışmaysa sadece probleme yönelik net hipotezler ortaya koyabilirsiniz. Bu tip bir gidişatı var tasarım aşamasının. Bu aşamada araştırma probleminin çözümü ve yapılandırılması da gerekli bilginin elde edilmesi için gereken süreç ayrıntılı bir şekilde ifade edilmektedir demişim. Yani problemin çözümü ve yapılandırmasını için gerekli bir sürecimiz var. Bu süreci net olarak ayrıntılı bir şekilde tanımladığımız bir süreç aslında tasarım süreci. Ama kesinlikle araştırmanın yöntemi ve metodolojisiyle doğrudan ilişkili. Aslında state of art dedikleri şey aslında. Yani aslında bir sanatçı gibi şeyinizi, araştırmanızı planlıyorsunuz. Bir araştırmaya yol gösterici, standart, ideal bir araştırma tasarımı yok. Yani ben bir araştırma tasarımında şunları yapıyorum, standart, şu tip araştırmalarda şöyle yapılır, bu tip araştırmalarda tasarım böyle yapılır gibi standart bir plan yok. Ama size ben tabii ki yol gösterici adımların, yani burada 10 tane adım var mesela, bu adımların neler olduğunu, yani bu adımlara göre gideceğiz ama bazı araştırmalarda, yani bazı araştırma türlerinde eliyoruz. Ve diğerine geçiyoruz ya da en sona geçiyoruz diye düşünebilirsiniz. Yani bazılarını bazı türlerde atlıyoruz. Çünkü keşfedici araştırmalar var. Nedensel ilişkisel araştırmalar var. Tanımlayıcı araştırmalar var. Yine nedenselin içinde. Sonuçlandırıcı, nedensel ve tanımlayıcı ve nedensel araştırmalar aslında sonuçlandırıcı araştırmalardır. Yani araştırma türleri iki türlüdür. Keşfedici ve sonuçlandırıcı. Sonuçlandırıcı araştırmalarda yine iki türlüdür. Tanımlayıcı, betimleyici ve nedensel ya da ilişkisel dediğimiz iki araştırma türü. Bazılarında bu 10 adımın bazılarını eliyoruz. Yani kullanmıyoruz. Ama her şeyden önce ilk başta ihtiyaç duyulan verilerin tanımlanması.
Yani ben araştırma problemim ortada. Planımı ortaya koydum. Bunları yapacağım. Ve bu planı şu anda hayata geçirmeye başlıyorum. Hangi verileri toplayacağım? Duyulan hangi verileri, yani pardon, hangi verileri tanımlamam lazım? Hangi verileri toplayacağım? Evet. İkincil verilerin toplanması aşaması daha sonra. İkincil veriler dediğimiz, yani probleme yönelik doğrudan veriler değil de işte o problemi ortaya koyan veriler. Gözlem, uzman görüş olabilir. Yani biz bir problem ortaya koyduk ama hani bu veriler, hangi verileri toplayacağımla ilgili bir uzmanlara danışayım diyebilirsiniz mesela. İşte bir mobil uygulamanın etkilerini araştıracaksınız ama bu mobil uygulamayı kullanan kişiler üzerinde şöyle bir görüş alışverişi yapabilirsiniz, gözlem yapabilirsiniz ya da oturup internetten araştırma yapabilirsiniz. Aslında ikincil veriler oradan geliyor. Yani sizi aslında somutlaştırıyor veri toplama konusunda ve değişkenleri belirleme konusunda somut bir takım adımlar atmanızı sağlıyor. Araştırmanın keşfedici mi, tanımlayıcı mı, nedensel mi olan aşamalarının tasarlanması. Yani dediğim gibi araştırma türlerinden birazdan bahsedeceğim bu aşamalardan. Bunların hepsi bir araştırma türüdür, tasarım türüdür, araştırma. Tasarım türüdür. Bunlardan bahsedeceğim. Bu aşamaların tasarlanması gerekiyor. Yani keşfedici bir araştırmaysa hani nereye kadar gideceksiniz, ne yapmanız gerekiyor? Birazdan bahsedeceğim. Ya da betimsel bir araştırmaysa. Geldik kalitatif araştırma. Yani aslında bu bütün hangi tür olursa olsun hepsinde yapılan şey. Hani bizim literatür taraması dediğimiz belki. Hani tabii ki nitel araştırma sadece literatür taraması değildir ama ilk başta odur bütün araştırmalarda. Hani nitel olarak bir bakarız yani keşfetmeye çalışırız. Daha önceki yapılan çalışmaları keşfederiz. Bir bakarız ne yapılmış. Onun dışında nitel olarak veri toplayabilirsiniz. Yani uzman görüşlerini alabilirsiniz. Ya da gözlem yapabilirsiniz. Gözlem verilerini toplayabilirsiniz. Bunlar da aslında bir deneyim nitel araştırma oluyor. Mesela uzman görüş almak bir nitel araştırma kapsamında yapılan bir girişimdir. Ya da literatür taraması da bunlardan biridir mesela. Tanımlayıcı araştırmalarda özellikle keşfedici araştırmalarda kullanılır. Kantitatif verilerin toplanması aşaması. Yani benim şimdi değişkenlerim belli. Verilerimi bu değişkenler üzerinden bir takım veriler toplayacağım. Bunların toplanması için ne kullanacaksınız? Bir deneysel yöntemler kullanabilirsiniz. İşte kontrol grubu, deney grubu oluşturabilirsiniz. Bir anket kullanabilirsiniz mesela ya da bir görüşme formu kullanabilirsiniz. Mesela bu tip verilerin toplanması için bir takım metotlar var. Onlardan daha sonra bahsedeceğim. Bunları ayrı bir ders olarak işleyeceğiz zaten. Nitel araştırma ya da nicel araştırma nedir diyerek ve bu araştırmalar nasıl yapılır, hangi teknikler kullanılır bu araştırmalarda gibi bunlardan ayrı bahsedeceğiz. Veri ihtiyaçlarının tanımlanması, hangi verilere ihtiyacım var? Bakın netleşiyor yavaş yavaş. Yani ben bir takım veriler topladım ama bunların hangilerine ihtiyacım var? Ölçme ve ölçeklendirme prosedürlerinin belirlenmesi demişiz. Yani bunları nasıl ölçeceğiz? Hangi yöntemlerle ölçeceğiz? Hangi teknikleri kullanacağız? Anketin ya da görüşme formunun veya veri toplamak için gerekli başka bir formun hazırlanması, ön testinin yapılması yani geçerli güvenilirliğinin test edilmesi, örnekleme süreci daha sonra bu anketi ya da bu formu hangi grup üzerinde uygulayacağınıza karar verilmesi ve kaç kişi üzerinde örnek hacmini verilmesi, kaç kişi üzerinde uygulayacağız. En sonunda veri analiz planının geliştirilmesi demişim. Bu şekilde bir gidişat var. Bunlar ayrıntılı olarak ileriki derslerde zaten her birini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Yalnızca kafanızda şöyle bir plan oluşsun. Yani böyle bir gidişat var diyerek buraya koymak istedim. Evet, ne demiştik? Araştırma tasarımını sınıflandırırsak, yani türlerine bakarsak, keşfedici araştırma tasarımı, sonuçlandırıcı araştırma tasarımı diye, explorer ve conclusive diye iki tür araştırma tasarım türümüz var. Bunlardan bazıları tanımlayıcı ya da betimsel araştırmalar, sonuçlandırıcı araştırma tasarımında bazıları da nedensel ya da ilişkisel araştırma diye geçiyor. Bunlardan bahsedelim şimdi. Keşfedici araştırma ile başlayalım. Exploratory diye geçiyor. Keşfedici araştırma. Ortalıkta apaçık bulunmayan, henüz ortaya çıkmamış ve gelecekte ortaya çıkabilecek problemleri tanımlamaya yardımcı oluyor. Aslında siz problemi tanımlamak amaçlı bir keşfe çıkıyorsunuz.
Nerede keşfe çıkıyorsunuz? Bilim dünyasında makalelerin, bildirilerin, tezlerin arasında bir keşfe çıkıyorsunuz. Problemi net olarak, yani daha önceden bu problem ortaya atılmamış ve ben bu problemi bir amaca yönelik olarak bir problemi ortaya çıkarmak için keşfedici bir çalışma yapıyorum. Problemin tanımlanmasına yardımcı olacak ön bilgiyi toplamak, yani daha problem tanımlanmadı, bunun için bir ön bilgi toplamak ve hipotezler önermek için, yani o probleme yönelik bir hipotezler önermek için. Hipotezleri nasıl önerebilirim? Mevcut çalışmalara destekler önerebilirim ancak. Hipotez ortaya attığımda, yani kafadan öyle rastgele hipotez atılmaz. Mevcut çalışmalar destekleyerek, mevcut çalışmalarda geçen bir takım böyle olgulara, olaylara bakarak ya da bir takım sonuçlara bakarak ben bir hipotez ortaya atabilirim yani. O aşamaya gelene kadar ki evre diyebiliriz keşfedici araştırma için. Genel olarak araştırma probleminin saptanması, keşfedilmesi, probleme ilişkin değişkenlerin ve boyutların belirlenmesi amacına hizmet eden bir araştırma türü. Araştırmacı değişkenleri belirlemek, ileriki araştırmalar için hipotezler oluşturmak, genel görüş ve deneyimlerini tanımlayarak konuyla ilgili bir anlayış ortaya atmak için keşfedici araştırma yapar. Evet, bu tür araştırmalarda araştırmacının elinde genel araştırma konusu ile ilgili ya da çok az bilgi vardır. Yani ben bu konuda çok az bilgim var ve aslında keşfediyorum, hani araştırıyorum ki mesela mobil teknolojilerin öğrenciler üzerine etkisi ya da internetin öğrenciler üzerindeki etkisini araştırıyorum. Ama bu konuda ne tip araştırmalar yapılmış? Evet, internet öğrencileri etkiler. Olumsuz yönde etkiler. İnternet öğrencileri öğrencilerin eğitimlerini hatta, bakın bir değişken daha koydum, öğrencilerin eğitimlerini olumlu yönde etkiler gibi ya da olumsuz yönde etkiler. Bu bir hipotez mesela şu anda attım. Ama bunu rastgele atamam. Bir takım veriler ortaya koymalıyım. Bakın şöyle bir araştırma yapılmış ve sonucunda şu elde edilmiş. Şu kişi şu tarihte bir araştırma yapmış, sonuçta şu elde etmiş deyip ben de bu hipotezi dayandırdığım verileri toplamaya başlarım ve bunları not alırım, toparlarım. Bir nevi literatür taramasıdır tabii ki bu. Bunları sınıflandırırım. Yani internetin öğrencilere zararlı dediği, yani negatif yönde etkilediğini, eğitimlerini negatif yönde etkilediğini gösteren araştırmaları bir tarafta toplarım. Öbür taraftan olumlu yönde etkilediğini gösteren çalışmaları bir tarafta toplarım. Onları toparlarım ve bir şekilde sınıflandırdıktan sonra hani bir metne dökerim. Ve sonra bir hipotez ortaya atmış olurum. İki tane hipotez hatta. Bunun hangisi doğru olduğuna da yönelik teste çıkarım. Ama bir problem ortaya atmış olurum eğer bu şeyi araştırmayı yaptığımda. Belki de yeni bir şey keşfedebilirim bunları araştırırken. Evet, konuyla hiç ilgisi olmayan bir kişi de, yani çok az bilgisi olan bir kişi de keşfetmek amacıyla bu araştırmayı yapabilir. Ama keşfedici araştırmalarda, yani genelde çok az bilgisi olan kişiler keşfe çıkar ama bilgisi olan kişiler de hani keşfe çıkabilir. Orada da sıkıntı yok. Evet, araştırma yöntemi olarak kalitatif dediğimiz nitel araştırma yöntemlerinin kullanılması için genelde daha yoğundur. Yani daha çok nitel araştırmalar keşfedici araştırmalarda nitel araştırma yöntemleri kullanılır. Elde edilen bilgiler nitel araştırma yöntemlerinden ileriki derslerimizde bahsedeceğim yeni derslerimizde. Elde bulunan bilgiler anket, deney gibi değişkenlerin tanımlanmasını ve ölçme sistemine dökülmesini gerektiren araştırmalar için uygun değildir. Yani buradan elde ettiğiniz bilgileri hadi bir anket yapayım, hadi bir deney yapayım deyip bu değişkenleri tanımlayayım, ölçeyim, biçeyim falan deyip gitmiyorsunuz bu aşamada. Keşfedici araştırmayı orada bırakıyorsunuz. Yani tabii ki devamı da gelebilir keşfedici araştırma. Yani her sonuçlandırıcı araştırma aslında keşfedici araştırmayla başlar diyemeyiz ama genelde keşfedici araştırmayla başlar diyebiliriz. Yani keşiften sonra artık hani bunun bir modelini oluşturup, elde ettiğimiz verilerle bir modelini oluşturup hipotezlere yönelik olarak bir araştırma modeli oluşturup sonra onun üzerine araştırma modelindeki her bir değişkeni test etmek için ya da değişkenle ilgili veriler toplamak için tabii ki anket ya da deney ya da gözlem gibi teknikler kullanıyoruz.
Evet, bu tür araştırmalar genellikle değişkenlerin tanımlanmasını, araştırmanın yaratıcı yöntemler kullanılmasını gerektirir. Yani evet, keşfe çıktığınızda yaratıcı yöntemler kullanmanız gerekiyor. Yaratıcı yöntemleri nasıl bulacağız? Ne demiştik en başta zaten araştırma tasarımı yaparken? İkincil veri kaynaklarına başvuruyoruz. Ne yapıyoruz? İşte gidiyorsunuz, veri tabanlarını tarıyorsunuz. Yani daha önce yapılmış makalelere, bildirilere, tezlere vesaire, bunlar ikincil veri kaynaklarıdır. Bunları tarıyorsunuz. Gözlemleri, gözlem yapabiliyorsunuz. Bir grup üzerinde ya da bir kişi, iki kişi ya da belirli yaş grupları, artık hedefinizde ne varsa. Uzmanlarla görüşebilirsiniz bu konuda mesela. Bakın, keşfetmeye çalışıyorum, daha sorunu, problemi keşfetmeye çalışıyorum. Bu yüzden uzmanlarla görüşüyorum, gözlemler yapabiliyorum, ikinci veri kaynaklarını tarayabiliyorum, ilgili kişilerle grup görüşmeleri yapabiliyorum, yani odak grup görüşmeleri yapabilirim o alanda bilgili kişilerle ve geçmiş deneyimlerime başvurabilirim, kendi geçmiş deneyimlerime başvurabilirim. Bunların hepsi keşfedici araştırma yapmak için bir yöntem. Yani bunlarla başlıyorsunuz keşfetmeye. Evet, özetlersek keşfedici araştırmanın kullanım amacı: araştırma problemini yapılandırmak, yani bir problemi yapılandırmak, açık, net bir şekilde tanımlamak için keşfedici araştırma yapılır. Alternatif seçenekleri belirlemek için, yani bir araştırma ile ilgili ben bir görüş ortaya attım ama alternatif ne var? Uzman görüşleri alıyorum, deneyimler, odak grup görüşmeleri yapıyorum. Yani benim bilmediğim şeyler de olabilir bununla ilgili, değil mi? Alternatif seçenekleri öğrenmek istiyorum. Bu yüzden keşfedici çalışma yapabilirim. Hipotez oluşturmak için keşfedici çalışmalar yapabilirim. Temel değişkenleri hipotezle doğrudan oluşturmuyoruz. Dediğim gibi araştırıp o verilere dayanarak bir hipotez ortaya atmamız gerekiyor. Yani rastgele bir hipotez ortaya hiçbir zaman atılmaz. Bir takım şeyler ortak noktada birleşir. Mesela sosyal medyanın öğrenciler üzerindeki, sosyal medya öğrencilerin zamanını, zaman konusundaki yönetimlerini sosyal eğitimle diyelim. Hani mesela sosyal medya kullanımı ile öğrencilerin eğitim arasında bir ilişki vardır diyelim mesela. İlişki vardır diyorum, bakın. Var mıdır, yok mudur acaba? İşte bu hipotezim ve bunu araştırmak için değişik çalışmalara bakmam lazım, bilimsel çalışmalara. Temel değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri belirlemek. Evet, bunun için de yapabilirim. Temel bir takım değişkenler ve aralarındaki ilişkileri belirlemek için. Şimdi biraz önce dedim ya, aradaki ilişki işte sosyal medya kullanımı ile öğrencilerin zaman yönetimi arasındaki ilişkiyi incelemek istiyorum. Bu daha sonrasında bir modele ve daha sonrasında da tabii ki sonuçlandırıcı bir çalışmaya doğru, ileri bir çalışmaya doğru da gidebilir. Ama ben keşfedici çalışmamı yaparım. Sonrası artık hani devamında gelir ya da gelmez. Ya da başkası yürütür belki. Siz keşfetmişsinizdir. Başkası sonuçlandırır. Öyle de olabilir. Başka bir araştırmacı devamını getirebilir. Siz öneri sunabilirsiniz. Bu keşfet çalışmayla ben şunu amaçladım ve ileride şu tip araştırmalar yapılabilir diye genelde şeylerin sonuna, makalelerin sonuna yerleştirilir. Oftan bile yola çıkarak bir bilimsel araştırma yapmak çok basittir. Yani çok en kolay yoldur bir bilimsel. Bir probleme ulaşamıyorsanız, problemi belirleyemiyorsanız mevcut keşfedici araştırmaları incelersiniz ve onun sonunda da zaten ileriye yönelik araştırma önerileri vardır. Onlara da ilerleyebilirsiniz kesinlikle. Problemin çözümü için bakış açısı oluşturmak olabilir. Gelecekteki araştırmalar için öncelikleri belirlemek olabilir tabii ki keşfedici araştırmanın amacı olarak. Evet, sonuçlandırıcı araştırma. Yani bu keşfedici ve sonuçlandırıcı demiştik. Araştırma tasarımı iki türlüdür. İki tür araştırma tasarımı vardır. Ya keşfedicidir ya da sonuçlandırıcı araştırmadır. Sonuçlandırıcı araştırma belirli bir araştırma probleminin çözümüne yönelik yardımcı olan araştırma türüdür. Bakın, artık problemin çözümüne. Öbüründe problemi belirlemeye, tanımlamaya yönelikti, değil mi? Keşfedici araştırma. Şimdi ise problemin çözümüne yardımcı olmak için bir takım araştırmalar yapıyoruz. Problemi artık tanımladık, belirledik. Sonuçlandırıcı araştırma açık ve net bir şekilde tanımlanan araştırma amaçlarını ve veri ihtiyaçlarını kapsar. Yani benim artık araştırma amacım bu. Şu verilere de ihtiyacım var diyorsunuz sonuçlandırıcı araştırmada. Bu aşamada genelde bir örnekleme planı ile birlikte detaylı bir veri toplama planı yapılır. Yani benim değişkenlerim belli aslında, artık
Yani bir araştırmada probleme dair değişkenlerin belli ve bu değişkenleri dair veri toplamam gerekiyor. Bu veri toplama planını hazırlamam gerekiyor sonuçlandırıcı araştırmada. Alternatif çözümlere yönelik toplanacak veriler, değişkenler de belirlenir. Evet, yani belki bunu şu etkileyebilir, bu etkileyebilir diyerek de bir takım veriler de ekleyebiliyorsunuz araştırma sürecinize. Veri toplamaya yönelik hazırladığınız ankete mesela bir takım ek değişkenlere yönelik bir takım veri toplama için maddeler ekleyebiliyorsunuz. Evet, daha çok kantitatif yani nicel metotları kullanıyor sonuçlandırıcı araştırmalar. Deneyleri, gözlemleri, simülasyonları kullanıyor. Sonuçlandırıcı araştırma yani öbürü neydi? Keşfedici araştırma nitel metotları daha çok kullanıyordu. Sonuçlandırıcı araştırmada ise nicel metotları kullanıyoruz. Deneyleri, gözlemleri kullanıyoruz. Anketi de kullanıyoruz. Sonuçlandırıcı araştırma iki gruba ayrılabilir. Tanımlayıcı araştırmalar yani betimsel araştırmalar da denebiliyor ve nedensel araştırma ya da ilişkisel araştırmalar da denebiliyor. Evet, şimdi tanımlayıcı betimsel araştırma nasıl oluyor? Ona bakalım. Genellikle araştırılan konunun bir fonksiyonunu veya özelliğini tanımlamaktadır. Örneğin bir ürün için pazar potansiyelini belirlemek demişim. Yani hangi ürün için? A ürün için bu acaba satar mı diye bir araştırma yapmak istiyorum mesela. Bunu belirlemeye yönelik bir araştırma yapıyorum. Bakın problemim belli. Bir ürünüm var ve ben bunun pazar potansiyeli nasıldır diyorum. Araştırma sorum belli. Bunu araştırmak istiyorum. Ya da belirli bir ürünü satın alan ya da kullanan tüketicilerin demografik özellikleri nasıldır? Tutumları, davranışları nasıldır? Bunu belirlemeye yönelik bir araştırma yapıyorum. Demografik özellik ne demek? Yaşı, cinsiyeti gibi ya da evli, bekar olabilir. Bu tip özellikler demografik yani nüfusla ilgili kendi beşeri özellikleri kastediyoruz demografik özellik olarak. Bu tip özelliklerin acaba bu elimdeki ürünü kullanmalarına karşı tutum ve davranışları nasıldır gibi bir soru sorabilirim mesela. Bu yönde de tanımlayıcı bir takım çalışmalar, betimleyici bir takım çalışmalar yapabilirim. Burada temel amaç inceleme konusu olan olay ile bu olayın değişkenlerinin bu değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamak. Yani bunlar arasında anlamlı bir ilişki var diyeceksiniz. Yani bu ürünü satın alan tüketicilerle işte bayanlar daha çok satın alıyor mesela. Yani ne dersiniz? Tüketicinin cinsiyeti arasında anlamlı bir ilişki var dersiniz mesela. Evet, bunu tabii ki test edersiniz. Bir takım analiz yöntemleri var. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu sizin hipotetiniz. A ürünü satın alan tüketicilerin cinsiyetleriyle ürünü satın alma tutumları arasında anlamlı bir ilişki var demek. Bir hipotez ortaya atmış oluyorsunuz. Mesela tanımlamış oluyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Veri topluyorsunuz bunun için. Ve sonunda bunu ortaya koyuyorsunuz. Tanımlayıcı bir çalışma oluyor bu. Bu tanımlamalara dayanarak ileriye yönelik tahminlerde bulunabilirsiniz. Evet, bulunulabilir. Yorumlar getirilebilir. Başka araştırmalarla desteklenerek. Tanımsal araştırmaya ya da tanımlayıcı araştırmaya değişkenlerin belirlenmesi, problemlerin tanımlanması, hipotezlerin oluşturulması aşamasından sonra geçilebilir. Yani keşfedici araştırmadan sonra geçilebilir aslında. Değişkenlerin belirlenmesi, problemin tanımlanması, hipotezlerin oluşturulması keşfedici araştırma yöntemiydi ya da tasarımıydı. Bu aşamadan yani bu keşfedici çalışma yapıldıktan sonra tanımlayıcı aşamaya geçilebilir. Bu tür araştırmalar genelde en az iki değişken arasındaki etkileşimin ya da iletişimin tanımlanmasını hedeflemektedir. Ne demiştik? Anlamlı bir ilişki vardır. İşte şöyle bir ilişki vardır gibi. Hani anlamlı bir ilişki yoktur gibi. Yani iki değişken arasındaki iletişim etkileşimi aslında aradaki ilişkiyi tanımlıyorsunuz burada tanımlayıcı çalışmalarda. Bu tür araştırma tasarımında demişim ki anket, görüşme, gözlem tekniği kullanılabilir. Tabii ki yani ben nasıl belirleyeceğim? Anketle verileri toplayabilirim, görüşme formlarıyla verileri toplayabilirim, uzman görüşü alabilirim ya da farklı şekilde birçok teknik var. Bunlardan size bahsedeceğim. Yani bunlar da her biri kullanılabilir. Daha önceki araştırmalardan gelen verilerin düzenlenmesiyle anket, görüşme, gözlem temeli belirlenebilir. Yani ben daha önceden bir takım keşfedici çalışma yaparken bir takım
verilere ulaştım. Buradan işte bir anket oluşturabilirim mesela. Buradan bir anket oluşturup sonra da o anketi yani bir literatür derinlemesine bir literatür çalışması, ikinci kaynak araştırması dediğimiz o hani makale, tez vesaire uzman görüşü olabilir tabii ki ikinci kaynak uzman görüşü de olabilir. Bu tip verileri topladıktan sonra bunlardan da bir hani görüşme formu oluşturabilirim. Çünkü ben keşfederken bir takım şeyler, değişkenler elde ettim ve bu değişkenleri nasıl soru sorarak ancak bu değişkenlere veri toplayabilirim değil mi? O sorularımı artık oluşturabilirim, anket sorularını da oluşturabilirim, anket geliştirebilirim bu aşamada. Görüşme formu geliştirebilirim. Yarı yapılandırılmış ya da yapılandırılmış normal görüşme formu geliştirebilirim. Gözlem tekniği kullanabilirim. Belirli bir örneklem üzerinde. Evet, sonuçlandırıcı araştırma ya da tanımlayıcı araştırmayı özetlersek, tanımlayıcı araştırmanın kullanım amaçları nelerdir? Bakalım. Araştırmadaki ilgili grupların özelliklerini tanımlamak. Yani aslında tanımlayıcı araştırmada biz bir takım veriler arasındaki ilişkileri keşfetmeye çalışıyorduk. Ama bu ilişkileri belirli gruplar üzerinde yapacağız. Bu grupların özelliklerini tanımlamak için yapılabilir. Çünkü o gruplara daha sonradan devam ediyorsunuz. Hani araştırmayı yaparken o gruplar üzerinde çalışıyorsunuz. Evren içerisinde yani ana kütle tamamen geniş düşündüğünüzde örneklem alıyorsunuz. Grup dediğimiz bir örneklem ama evren dediğimiz tüm dünya ya da sadece Türkiye'de bile olabilir. Türkiye'deki bir evrende düşünebilirsiniz. İşte anaokulu öğrencileri üzerinde bu öğrencilerin ilkokula başlama durumlarıyla yani mesela ilkokula başlayan anaokulu öğrencileri yani anaokulu eğitimi almış öğrencilerin ilkokula başlayanlar ve anaokulu eğitimi almadan ilkokula başlayanlar arasındaki ilişkiyi mesela belirlemeye çalışıyorsunuz. Hani ikisi arasında nasıl bir şey var, farklılık var diye incelemek istiyorsunuz mesela. Bu evrenimiz nedir burada? Tüm Türkiye'deki anaokulu öğrencileri olabilir, tüm dünyadaki anaokulu öğrencileri olabilir. Ama örneklem grubumuz nedir? Grubun özellikleri daha belli değil ama mesela özellikleri tanımlamak için de tanımlayıcı çalışma yapılabiliyor. O grubumuzdur. Sadece mesela Karadeniz bölgesindeki anaokulu öğrencileri üzerinde yaptım diyebilirsiniz. Bu da grubumuz oluyor ya da örneklemimiz oluyor. Evren içerisinde belirli bir davranışı sergileyen grupların yüzdesini tahmin etmek için yine tanımlayıcı istatistikler yapılabilir. Yani belirli bölgede Karadeniz bölgesindeki evren Karadeniz bölgesindeyse hatta Sinop ve Samsun çevresindeki gibi belirli bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik o öğrencilerin durumlarını çünkü keşfetmeye çalışacaksınız, tanımlamaya çalışacaksınız. İlişkilendirilecek değişkenleri belirlemek. Neyi de belirleyeceğiz? Yani ben bu anaokulu öğrencileri arasındaki şeyleri belirlerken, aradaki farkı belirlerken hangi değişkenleri kullanacağım, nelere bakacağım da bunu söyleyeceğim. Aralarında işte olumlu bir ilişki vardır, anaokulu eğitim alanlar. İlkokula başladıklarında daha rahat ediyor ya da daha eğitime çabuk adapte oluyor dediniz mesela. Bunun için hangi değişkenleri kullanıp da bu yola çıkacağım? Onları tanımlamak için de yine tanımlayıcı çalışma yapılabiliyor. Nedensel ve ilişkisel yani bir sonuçlandırıcı araştırma iki türlüydü. Biri tanımlayıcı ve tipsel, diğeri de nedensel ya da ilişkisel yani hangisini kullanırsanız araştırmaları olarak geçiyordu. Nedensel araştırmalar genelde bir sebep-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilecek ipuçları bulmak amacıyla yapılıyor. Adından belli zaten nedensel. Bir sebep ve sonuç ilişkisine bakıyoruz. Aslında burada bağımlı ve bağımsız değişken diye bir kavramlarımız ortaya çıkıyor ve bunlar arasındaki ilişkileri inceliyoruz. Etki düzeylerini inceliyoruz aslında. Diğerinden farklı olarak. Diğerinde tanımlayıcı araştırmalarda arada ilişki, anlamlı bir ilişki vardır, yoktur öğrenmiştik. Şimdi bir sonraki aşama, anlamlı ilişki varsa nasıl bir ilişki var? Olumlu bir yönde mi, olumsuz yönde mi? Bir hedef yönü de olabilir, olmayabilir. İlişki vardır diyebilirsiniz. Olumlu, pozitif yönde etkiler, olumlu yönde etkiler de diyebilirsiniz. Bir etki düzeyini araştırıyoruz. Ne yönde etkiler gibi. Bu nedensel araştırmaya giriyor. Yani ilişkinin biraz da düzeyine gidiyorsunuz artık bu aşamada. Diğer bir ifadeyle demiştim. Neden sonuç ilişkilerini içeren hipotezlerin test edilmesi amacıyla yapılan araştırmalar. Evet, ben bir takım değişkenler belirledim. Değişkenler arasındaki ilişki olup olmadığını, anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirledim. Şimdi de
bunu bir hipoteze dönüştürüp test etmeye, yani gerçekten böyle bir pozitif yönde ya da negatif yönde ne yönde bir ilişki var bunların arasında, bunu araştırmaya yönelik yapılan araştırmalar, nedensel araştırmalar. Bu tip araştırmalarda bağımlı ve bağımsız değişken kavramlarından söz edilir. Evet, biraz önce de bahsettim. Bağımlı ve bağımsız değişken kavramı giriyor nedensel, ilişkisel araştırmalarda. Bağımsız değişken çoğu zaman X olarak ifade edilebilir. Kendisindeki değişimler ile bağımlı değişken çoğu zaman Y olarak ifade edilir, bağımlı değişkeni de. Bağımlı değişkeni etkileyen bir değişkendir. Yani bağımsız değişken kendisindeki değişimler ile bağımlı değişkeni etkileyen değişkendir. Kısaca Y'deki değişime neden olan değişkendir. X değişkeni, bağımsız değişken. Neden örnek vereceğim bununla ilgili. Neden sonuç ilişkisini araştırmalarda X bağımsız değişken dışındaki tüm değişkenlerin Y bağımlı değişken üzerindeki etkileri önemlidir demişim. Evet, buraya bir örnek koydum mesela. Bağımsız değişken X dedik. Y bağımlı değişken. X'in Y üzerindeki etkisini araştırıyoruz değil mi mesela? Nedensel araştırmalarda X'in Y'ye neden olduğunu söyleyebilmek gerekir. X ne Y'ye neden oluyor? Ne X olabilir mesela? İşte çocukların az süt içmesi, yok çok süt içmesi olsun. Çok süt içmesi kan değerlerindeki, yani kansızlığa neden oluyor gibi mesela. O zaman çok süt içmek bağımsız değişken. Kansızlık ne oluyor? Bağımlı değişken oluyor. Başka etkenler de ortaya çıkabilir tabii araştırma içerisinde bu kansızlığı etkileyen, bunun yanında farklı değişkenler de ortaya çıkabilir. Genelde bağımsız değişken birden fazla olabiliyor. Bağımlı değişken bir tane oluyor. Onu etkileyen çeşitli faktörler araştırılabiliyor araştırmalarda. Bunun için gerekli ve yeterli koşullar ne, şunlardır demişim. Yani ben bir araştırmaya nedensel diyebilmem için şu X ve Y'yi koyduysam şunları bir kontrol etmem lazım. X ve Y'deki değişimler arasında bir ilgi olmalı. Yani süt içmekle kansızlık arasında bir ilişki olmalı ve bunu ortaya koymalıyım. Yani başka çalışmalar da olmalı bununla ilgili. Yani buna dair bir takım verilerim olmalı elimde. Destekleyici veriler olmalı. Zaman içinde X'teki değişim Y'deki değişimden daha önce meydana gelmeli. Bir zaman dilimi varsa X'teki değişim, yani X'teki değişim süt içmekti biliyorsunuz. Y'deki değişimden daha önce meydana gelmeli. Yani ben kansızlığa neden olduğunu araştırıyorum ya süt içmenin. Önceden bir süt içme alışkanlığı olması lazım ve bir zaman diliminde sürekli olması lazım değil mi bunun? Yani pat diye hani bir süt içince de kansızlık olmuyor değil mi bir bardak süt içince? Yani onun bir zaman diliminde mesela 5 sene ya da 3 sene belirli bir denek grubu varsa ya da 3-5 ay bu denek grubunun belirli sabit olarak süt içmesi gerekiyor. Yani günde belirli bir miktarda süt içmesi gerekiyor. Öbür grubunda süt içmemesi gerekiyor mesela deneyse bu, deneysel çalışma ise. Ve dolayısıyla bir kontrol grubu var, bir deney grubu var. Kontrol grubu dediğimiz bir süt içenler, deney grubu dediğimiz süt içmeyenler gibi düşünün ya da tam tersi. Kansızlığı ne kadar etkiliyor onu araştırıyoruz gibi düşünün. Yani daha önce meydana gelmeli bu süt içme olayı. Y'ye etki etmesi olası diğer faktörlerin tümü elenmeli. Yani tabii ki kansızlığa etki eden farklı faktörler de olabilir süt. Yani bir kişi çok süt içiyordur ama zaten onda mevcutunda bir takım şeyler vardır değil mi? Hani zaten kansızdır ya da farklı bir şeyler etkiliyordur. Bunlar mümkün olduğunca hani normal şartlar altında deriz ya kimyada. Yani normalleştirmek lazım. Bütün çocukları aynı düzeyde. Çok zor değil mi? Yani böyle bir araştırma yapmak gerçekten çok zor olur. Çünkü çocukların aynı yemekleri yemesi gerekir. Aynı süreçleri geçirmeleri lazım gıda konusunda. Ve dolayısıyla diğer faktörleri böyle elimine edebilirsiniz. Dolayısıyla 3 çocuğu bir tarafa bir odaya kapatıp da süt içirmeye başlamak ve onlara hep sabit aynı yemekleri vermek, diğer faktörleri elimine etmek adına ve bir takım değerlerinin de aynı olması, yani tıbbi değerlerinin de aynı olması gibi bir durum söz konusu. İyice deney faresine döndürdüm çocukları şu anda.
Çok üzgün olaraktan bu araştırmadan vazgeçiyoruz şimdiden. X'in Y'ye etki ettiğini saptayan ilgili bir teori bulunmalı. Evet, ya, teoriler çok önemli, kuramlar çok önemli. Mutlaka bunu dayandırdığınız bir teori, bir kuram olmak zorunda. Yani öncesinde yapılmış bir takım ne demiştik teoriler kemiktir yani kemikleşmiş bir takım yapılar vardır. O yapılardan üzerine kurarsınız araştırmaları. O yapılar mutlaka bulunmalı diyor. Teoriler mutlaka şu etkileşimden kaynaklı bir takım bir tane en az bir tane teoriyi ortaya koymanız lazım. Bu koşullardan ilk ikisi X'in Y ile ilişkili olduğunu söylenebilmesi için. İlişkili olduğunu söylemek bakın ilk ikisi. Bu neydi? Tanımlayıcıydı. Sonuçlandırıcı araştırmalardan betimsel tanımlayıcı çalışmalara diyorduk. İlk ikisi bizim tanımlamamız için. Problemi problem değil artık. Bir takım değişkenler arasındaki ilişkiyi tanımlamak için gerekliyor. Neymiş bunlar? X ve Y'deki değişimler arasında bir ilgi olmalı. Zaman içinde X'teki değişim, Y'deki değişimden daha önce meydana gelmeli. Bunlar ilişkiyi tanımlayıcı kısmını oluşturuyor aslında. Yani aslında nedensel araştırmanın bir kısmı da tanımlayıcı, betimsel olmaktan öteye gidemiyor, değil mi? Yarısı hatta bakın yarısı tanımlayıcı olmak durumunda. Diğer ikisi de X'in yani bu ilişkinin olduğunu gösteren diyor. Diğeri de etkisinin olduğunu, X ve Y arasındaki şu etkinin olduğunu gösteren. Yani olumlu yönde etkiler, olumsuz yönde etkiler diyeceğiz ya hipotezimizde. Bunu ortaya koyan da son ikisi. Y'ye etki etmesi olası diğer faktörlerin elenmesi ve X'in Y'ye etki ettiğini saptayan ilgili bir teorinin bulunması. Bakın diğer bir şeyimiz etki ettiğini söylememiz aslında asıl nedensel ve ilişkisel kısmı oluşturuyor ama bunlarsız da buraya geçilmiyor. Onu da düşünebilirsiniz. Evet, burada küçük bir örneğim var benim. Mesela aşırı nicel iş yükü ile üretkenlik arasında bir ilişki kuralım. Yani insanlar birçok işi olur ya, sayısız işle uğraşırlar bazen. Aşırı nicel dediğimiz sayısının iş yükünüzün sayısı. Yani bugün şu 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 bir fihrist oluşturursanız işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şu işleri yapmam lazım ise nicel olarak yani sayısı olarak çok işiniz vardır. Yani bir sürü işim var dersiniz değil mi? Bir de nitel, aşırı nitel iş yükü var. Evet. Bir de aşırı nitel iş yükü. Nitel iş yükü de mesela iki tane iş yapacaksınızdır bugün ya da bir tane işiniz vardır ama o kadar yoğundur ki hani o işle o kadar meşgul olacaksınızdır ki o aşırı nitel dediğimiz hani bir işin çok yoğun olması, çok sizi yorması, ağırlığının fazla olması, o işin iş yükünün ağırlığının fazla olması. Yani sayıca değil de sayıca az olabilir ama ağırlığı fazla olabilir. Üretkenlik üzerindeki etkisini araştırıyor olalım mesela. Nedensel, ilişkisel bir araştırma olur, çok güzel olur hatta. Ve hipotezimiz şöyle olabilir mesela. Aşırı nicel iş yükü üretkenliği olumsuz yönde etkilemektedir. Aşırı nitel iş yükü üretkenliği olumsuz yönde etkilemektedir. Bakın iki tane hipotez koydum. Olumlu yönde etkilemektedir de olabilir. Yani tabii ki ben bu hipotezi koymadan önce mutlaka nitel iş yüküyle ilgili ya da iş yüküyle insanların üzerindeki iş yüküyle üretkenlik arasındaki ilişkiyi inceleyen farklı çalışmaları mutlaka inceleyip onlardan dayanak olarak işte negatif bir ilişki vardır. Hani olumlu yönde etkiler ya da olumsuz yönde etkileri koyabiliyorum ortaya. Mevcut araştırmalar beni yönlendiriyor bu hipotezi koymamda. Evet, nedensel araştırmalarda anket ve deneylerle veri toplamak mümkündür. Ben bu hipotezleri oluşturduktan sonra artık veri toplayacağım. Bu şeylerle ilgili, construct diyoruz, yapılarla ilgili bir şey toplamam lazım. Veri toplamam lazım. Anket ve deneyler kullanabilirim mesela. Deney gerçekten daha zor bir yöntem. Anket herkesin daha kolayına geliyor ve görürsünüz zaten daha çok anketlere rastlarsınız. Araştırmaları incelediğinizde mevcut araştırmaları insanların daha kolay ulaşabildiği, daha az masraf ettiği, daha az zaman harcadığı bir yöntemdir, tekniktir anket tekniği. Mesela ben bir mevcut anketi bulabilirim işte aşırı nitel iş yükünü ölçen ya da kendim anket geliştirmem lazım. Aynı şekilde bunu da ölçen ve bunu da ölçen insanların üretkenliğini nasıl ölçebilirsiniz? Yani bunu ortaya koyan mevcut anketleri araştırabilirsiniz. Üretkenliğine yönelik
ölçülen. Bunu bir soruyla da, beş soruyla da, on soruyla da ölçebilirsiniz. Yani bir soru sorarsınız insanlara. O ölçmüş olursunuz yani anket sorusu olabilir, görüşme sorusu olabilir, her şey olabilir. Bu şekilde ölçebilirsiniz. Evet, deney en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Aslında ben buraya anket koymalıymışım ama deney koymuşum. Tabii ki yani yerine göre değişiyor. Bazı alanlarda yani sosyal ve beşeri alanlarda anket daha çok kullanılırken işte daha çok matematiksel alanlarda, fen bilimleri alanında ya da bilgisayar bilimleri alanında deneyler kullanılıyor olabiliyor. Yani bunlar değişkenlik gösterebiliyor. Sosyal bilimlerde daha çok anket kullanılıyor ki ben de sosyal bilimler üzerine sosyal ve beşeri bilimler olduğu için benim de alanım tabii ki anket daha fazla gibi geliyor. Ama deneyde tabii ki kullanılan alana göre değişiklik gösterebilir. Sık kullanılan bir yöntemdir yine. Deney grubu, kontrol grubu olabilir, farklı şekilde olabilir. Yani bir fare üzerinde denemeler de olabilir. Biliyorsunuz farklı şekilde yöntemleri var. Bunlardan bahsedeceğim daha sonra. Deneysel araştırmaların kullanım amaçları. Evet, deneysel araştırmalar neden kullanılır? Neden olan değişkenleri yani bir üretkenliği etkileyen faktörler dedik ya mesela bunlar iki faktör var ve bence bizim için bu modelde bu bir şey modeldir bu arada araştırma modelidir. Değişkenleri ve sonuç değişkenlerini bulabilmek. Neden olan değişkenleri ve sonuç değişkenleri ne sebep oluyor üretkenliğe? Bu aşırı nitel iş yükü ve aşırı nicel iş yükü sebep oluyor. Hangi sonucu doğuruyor? Üretkenliği olumlu yönde etkiliyor da olumsuz yönde etkiliyor. Bakın bu tip şeyleri ortaya koymak amacıyla nedensel, ilişkisel araştırmalar yapılır. Neden olan değişkenler ile tahmini sonuçlar arasındaki ilişkiyi ve etkileri yani yine aynı şekilde bunun üzerine etkisini ve ilişkinin boyutunu belirliyorsunuz. İlişkiyi zaten hani anlamlı ve anlamsız bir ilişki olduğunu ortaya koymamız lazım öncesinde bir takım testlerle. Hipotezin veya hipotezlerin test edilmesi, daha sonra belirlediğim hipotezleri test etmek için veri topluyorsunuz ve verileri tekrar analiz ederek hipotez doğrulanmıştır ya da reddedilmiştir şeklinde bir takım testler yapıyorsunuz. Bu da nedensel ilişkisel yöntem, araştırma yönteminde kullanılıyor. Evet, toparlarsak, toparlayalım. Yani keşfedici araştırma ve sonuçlandırıcı araştırma. Sonuçlandırıcı araştırmayı ikiye böldük, değil mi? Tanımlayıcı ve nedensel diye. Ama burada ikiye bölmüyoruz. Evet, keşfedici araştırma ile sonuçlandırıcı araştırmayı karşılaştıralım. Amaç yönünden karşılaştıralım. Keşfedici ama araştırmada içe bakışı ve anlamayı sağlamak. Yani bir problemi anlamayı sağlıyorsunuz, tanımlamak için yapıyorsunuz. Sonuçlandırıcı araştırmada ise üstünde çalışılan hipotezin test edilmesi, ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlanıyor. Hatta ilişkilerin tanımlanması ve değerlendirilmesi desek daha doğru olur. Çünkü tanımlayıcı betimsel çalışmalarda tanımlama yapılıyor. Nedensel çalışmalarda da değerlendirme yapılıyor. Etkinin değerlendirilmesi ve test edilmesi yapılıyor. Evet, karakteristik özelliklerini karşılaştırdığımızda keşfedici araştırmalara bakalım. Gereken bilgi denenmemiş yöntemle tanımlanabilir diyor. Bir takım belgeler daha önce denenmemiş ve tanımlanmak istiyor. Yani bu tanımlamaya amaçlıyorsunuz olabilir. Keşfetmeye amaçlıyorsunuz. Araştırma süreci esnektir ve planlanmış bir formatı yoktur. Evet, siz yani böyle çok şey yapmıyorsunuz hani esneksiniz ve bir konuda keşfe çıktınız. Bazen durursunuz, tekrar başlarsınız. Örnek küçüktür, temsil ediciliği yoktur. Küçük bir örnekle başlarsınız. Yani ne yapıyorsunuz? Sadece internetten araştırma yapıyorsunuz keşfetmek için. Bu küçüktür, değil mi? Doktora tezlerini taramadınız. Ya da yurt dışındaki doktora tezlerini taramadınız. Yüksek lisans tezlerini taramadınız. Ya da yurt dışındaki birçok makaleye ulaşamadınız. Sadece elinizdeki küçük imkanlarla ve elinizdeki veri tabanlarıyla artık hangi veri tabanlarına bağlanıyorsunuz, hangi proxy'leri kullanıyorsunuz ya da direkt Google Akademik de olabilir. Hani Google Akademik de size bir takım proxy'lerden bir şey veriyor. Yani biz mesela üniversitelerde benim Google Akademi'ye yazdığım bir terimle bulduğum makalelerle X üniversitesindeki kişinin bulduğu makalelerle Y üniversitesindeki kişinin bulduğu makaleler aynı olamayabiliyor. Nasıl aynı olmuyor? Yani o daha fazla veri tabanı olabilir onun
Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı daha fazla ya da onun üniversitesi ona daha çok yurt dışı makale veri tabanlarına ulaşım imkanı sağlıyor olabilir. Küçük üniversitelerde tabii ki bu daha zor oluyor. Daha az veri tabanına ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla örneğimiz küçük aslında. Yani ne kadar büyük olursa o kadar iyi olacaktır. Temsilciliği de o kadar daha fazla olacaktır. Temsil ediciliği de. Temel bilgilerin analizi kalitatif olarak gerçekleştir. Kesinlikle nitel bir çalışmadır, keşfedici çalışma. Evet, buraya bakalım. Sonuçlandırıcı araştırma için gereken bilgi açıkça tanımlanır. Evet, gereken bilgi açıkça tanımlanır. Araştırma süreci planlanmış ve yapılandırılmıştır öncesinde. Yani burada temel bir yapılandırma yapılır. Ben bir yerde keşfe çıkıyorum, ne yaptığımı da bilmiyorum. Hadi bakalım, şunu çok merak ediyorum. Bu konuda ne tip araştırmalar yapılmış diye başlıyorum sürece. Ama burada daha planlanmış, değil mi? Yani ortaya ilişkiler konulmuş olabilir. İlişkileri test etmeye kalkıyorum. Hipotezlerim ortada. Hipotezleri test etmeye kalkıyorum. Yani daha planlanmış, yapılandırılmış. Verileri nasıl toplayacağımı biliyorum. Hangi değişkenler üzerinde hangi verileri toplayacağımı biliyorum gibi daha yapılandırılmış bir yapı var. Örnek büyük ve temsil edicidir. Evet, daha büyük bir örneklem üzerinde artık hani daha geniş bir araştırma yapıyorum. Mesela anketi kaç kişi üzerinde uyguluyorum? Onlarca, yüzlerce kişi üzerinde, binlerce kişi üzerinde uygulayabilirim. Temsil ediciliği daha yüksek oluyor. Veri analizi kantitatiftir yani niceldir. Kesinlikle veri analizinde nicel yöntemler kullanılır. Burada nitel yöntemler kullanılırken. Yani burada keşfedici araştırmada uzman görüşü aldığınızda da nitel bir yöntemdir ve mesela kodlama yoluyla, içerik analizi yoluyla onu analiz edebilirsiniz. Burada ise daha çok anket ve deney kullanılıyor. Evet, kesin değildir bulguları. Yani evet, elinizdekiyle burada kesindir hani hipotezi test ediyorsunuz artık hani burada sadece hani keşfedici ve kendinizce bir tanımını ortaya koyuyorsunuz. Keşfettiğinizi tanımlıyorsunuz, problemi tanımlıyorsunuz. Burada ise o problemi doğruluyorsunuz, çözümüne yönelik bir takım önerilerde bulunuyorsunuz, tahminlerde bulunabiliyorsunuz. Çünkü yaptınız yani nicel bir araştırma yaptınız, veriler ortaya koydunuz, daha böyle kesin net bir şekilde ortaya koyduğunuz için daha çok doğrulayıcı buradan geliyor. Çıktılarına bakalım. Tanımlayıcı araştırma genelde bu araştırmanın ardından yapılan araştırmadır. Evet, keşfedici araştırmadan sonra tanımlayıcı araştırma yapılır. Daha sonra da karar verme sürecinde bulgular girdi olarak kullanılabilir demişiz. Sonuçlandırıcı araştırmada da karar verme sürecinde bulgular girdi olarak kullanılır. Yani bu artık karar verme sürecine giriyor ve elimizdeki bulgularla bir takım kararlar vermeye gidebiliyoruz sonuçlandırıcı araştırmada. Zaten ne demiştik en başta bilimsel araştırmadan bahsederken? Bir araştırmacılar vardır, bir de karar vericiler vardır. Araştırmacılar bir takım veriler ortaya koyar. Karar vericiler de bu bulgulardan yararlanarak verilerden yani bu araştırma sonuçlarından, bu bulgularından yararlanarak bir takım kararlar verirler demiştik. Bulgular karar verme süreçlerine girdi olarak kullanılır bu anlamda. Evet, araştırma tasarımı yaparken ne demiştik en başta? Belirli bir standart yoktur demiştik, değil mi? Yani belirli bir kalıbı yoktur bu işin tasarımı yaparken demiştik. Yani bir araştırmacı işte şöyle başlayacak, şöyledir falan diye bir şey yoktur. Neden? Onu açıklamaya çalıştım aslında burada. Problem hakkında az bilgi sahibiyseniz keşfedici bir araştırma ile başlamak daha uygundur. Yani bir problem ortaya koyacağım ama hani bir şey var kafamda ama işte çok az bilgim var. İşte tabii ki keşfedici araştırmayla başlayın. Araştırma başlangıçta keşfedici bir çalışma ile başlayıp devamında tanımlayıcı ve nedensel araştırmaya dönüştürebilir. Bunu daha önce de ders sırasında söyledim. Baştan keşfedici bir çalışma ile başlayıp sonradan tanımlayıcı, nedensel bir araştırmaya yani betimleyici ya da ilişkisel bir araştırmaya dönüştürebilirsiniz. Zaten gidişat genelde böyle olur. Büyük araştırmalarda, doktora tezlerinde, TÜBİTAK projelerinde, bir takım BAK projelerinde. Yani aslında gidişat böyledir her zaman. Biraz da araştırma proje boyutuna vardıysa gidişat bu şekildedir. Bir araştırmaya keşfedici bir araştırma ile başlanmalıdır diye bir kural yoktur. Evet. Yani tamam başlangıcı keşfedici olabilir. Devamında tanımlayıcı nedensel bir araştırmaya dönüştürebilirsiniz. Ama her araştırma keşfedicidir. Bakın belirli standart yok demiştik araştırmalarda. Yani keşfedici araştırma ile başlar diye bir kuralımız kesinlikle yok. Daha sonrasında da yapılabiliyor.
Daha sonradan da keşfetmeye başlayabiliyorsunuz. Bir takım mesela tanımlayıcı şekilde başlayıp araştırmaya, daha sonradan keşfedici kısmını, yani ya da keşfettiğiniz bir şeyi ya da zaten keşfedilmiş bir çalışma üzerinden tanımlayıcı bir çalışma yapılabiliyor demiştik. Hani ki bir hani araştırma yapmadan önce zaten bir takım literatür taraması yaptığınızda ve keşfedici bir çalışma buldunuz. Arkasından da onu devamlı getirebilirsiniz mesela. İlle keşfedici bir çalışmayla başlamak zorunda değilsiniz. Mevcut yapılanlar üzerinde de ilerleyebilirsiniz. Keşfedici bir araştırma genellikle araştırma önceki bir adım olmasına rağmen, yani keşfedici araştırma genelde ya araştırma öncesi diyecektim galiba, öncesi bir adım olmasına rağmen bunu yapmak şart değil dedik biraz önce de. Bazı araştırmanın devamı da keşfedici olabilir diye noktayı koyuyorum. Evet, burada bir sınıf tartışması var sevgili öğrenciler. Yandaki uygulamada bahsedilen araştırma türünü hangi araştırma tasarımı açısından ele almak uygun olur? Bunu değerlendireceksiniz, tartışacaksınız. Burada bir metin var. Uzayın derinliklerinde büyük bir deniz bulundu diye. Bu metni okuduktan sonra bu metinde bahsedilen araştırma türünü hangi araştırma tasarımı açısından ele almak uygun olur? Bunu değerlendirmenizi rica ediyorum. Nereye? Bunu sınıf tartışmamızı, bu haftaki sınıf tartışmamız olarak okumanızı ve bu soruya her öğrenciden en az bir yanıt gelecek şekilde değerlendirmenizi bekliyorum. Bu şekilde bunu da okumak istemiyorum tekrar. İsterseniz okuyabiliriz kısaca ama siz mutlaka bunu okuyacaksınız ve sınıf tartışmasında bunu konuşacağız beraber. Evet, dersimizi özetleyelim. Bilimsel araştırmanın tasarımından bahsettik. Bu haftaki dersimizde araştırma ile ulaşılması hedeflenen bilgiye nasıl ulaşılacağının planlanması araştırmanın tasarım aşamasında ortaya konuyor. Bundan bahsettik. Bir araştırmaya yol gösteren standart ve ideal bir araştırma tasarımı yoktur dedik. Farklı şekillerde yapılabilir araştırmalar. Araştırma tasarımları genel olarak keşfedici ve sonuçlandırıcı olarak ikiye ayrılıyor ve sonuçlandırıcı aşamaları tanımlayıcı, yani deskriptif, betimleyici ve nedensel causal araştırmalar olarak ikiye ayrılıyoruz ya da ilişkisel relational araştırmalar olarak gruplandırmak mümkün. Keşfedici araştırma, problemin tanımlanmasına yardımcı olacak ön bilgiyi toplamak ve hipotezleri önermek için yapılan bir araştırma türü. Sonuçlandırıcı araştırma ise belirli bir araştırma probleminin çözümüne yardımcı olan, belirli değişkenler arasındaki ilişkileri ve etki düzeylerini araştıran, değerlendiren bir araştırma türü. Kandidatif metotları kullanıyor. Keşfedici araştırma kalitatif, yani nitel metotları kullanıyor. Anketleri, deneyleri. Yani burada da tabii ki bir takım uzman görüşü almak gibi, gözlem yapmak gibi ya da ikinci kaynaklara başvurmak gibi bir takım metotlar kullanılabiliyor. Evet. Bunun dışında ders kaynakları ve ek kaynaklarım var. Ama ben sizlerle şimdi bir Google Akademi'ye gitmek istiyorum ve birkaç tane araştırmayı beraber inceleyelim istiyorum. Rastgele seçtiğimiz bu araştırma keşfedici mi, işte nedensel mi, tanımlayıcı mı onu birlikte değerlendirmek istiyorum dersi bitirmeden önce. İsterseniz bir Google Akademi'ye gidelim. Evet, Google Akademik tabanına gidelim. Ve mobil uygulamalar yazdım rastgele. Mobil uygulamalar. Daha önce de yazmıştım bu şekilde. Evet, mobil uygulamalar üzerine araştırmalar var. Birkaçına girmiştim daha önce. Mesela şurada bir araştırma var. Mobil üniversite öğrencilerinin mobil uygulamaları kabulü ve kullanımı Sakarya Üniversitesi örneği diye. Evet. Buradaki araştırmada nasıl bir araştırma yapılmış mesela? Buna bakacağız şimdi. Giriş kısmı. Takım literatür taraması giriş kısmında belirtilir ve araştırmayı keşfetmeye yönelik hani bir takım diğer bu konuyla ilgili yapılan diğer çalışmalara yer verilir genelde ilk başta.
Mobil uygulama pazarından bahsedilmiş. Güncel kullanım trendleri denmiş. Türkiye'de gençler ve mobil teknolojiler üzerine yine bir literatür taraması. Bakın keşfetmeye çalışıyor bu aşamada. Evet, yönteme bakalım. Araştırmada nicel araştırma tasarımı benimsenmiş. Verilerin toplanması anket yöntemi kullanılmıştır diyor. Nicel ise nereye doğru gidiyor? Artık keşfediciye çıkmış. Değil mi? Keşfedici olmaktan çıkmış. Ya tanımlayıcı ya da ilişkisel bir araştırmaya doğru gidiyor. Götürüyor bizi. Evet, iki kare yani ANOVA kullanıldıysa tek yönü ANOVA. Zaten ilişkileri tespit etmeye yönelik teknikler bunlar. Evet. Erkeklerin teknolojiye ve teknoloji yeniliklerine kadınlara nazaran daha hızlı adapte oldukları ve bu konulara daha ilgili oldukları toplumdaki genel bir yargıdır. Akıllı telefon kullanım sürelerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaya yönelik yapılan analiz, evet, yani akıllı telefon kullanma süresiyle cinsiyet arasındaki ilişkiye bakılmış arkadaşlar. Öğrencilerin akıllı telefon kullanım sürelerinin bulundukları, bakın süreleri incelenmiş. Bakın bir takım dedik ya değişkenler belirlenir. Hangi verileri toplayacağız demiştik. Sınıfla ilişkisini incelendi. Akıllı telefon kullanım süresiyle sınıf arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bakın şu cümle bile iki değişken, iki yapı arasında bağımlı ve bağımsız değişken olarak belirlenen iki yapı arasında anlamlı bir ilişki, yani bir ilişki olup olmadığı tespit etmeye yönelik. Yani bu bir tanımlayıcı, yani betimsel bir çalışma arkadaşlar. İlişkiyi tespit etmeye yönelik, yani ilişkiyi doğrulamaya, etkisini incelemeye ya da değerlendirmeye yönelik değil. Dolayısıyla bunun bir tanımlayıcı, betimsel bir çalışma olduğunu şuradaki cümleden anlayabiliyoruz. Evet, başka bir çalışmaya bakalım. Şurada bir durum tespit ediyor. Evet, mobil çağda mobil uygulama Türkiye'de yerli otel zincirleri üzerine bir durum tespit ediyor. Araştırmada ne incelenmiş? Otel işletmelerinde mobil uygulamalar incelenmiş. Bakın hangi otellerde mobil uygulama durumları belirlenmiş. Mobil uygulama şu otellerde kullanılıyormuş. Demek ki burayı belirli bir örneklem olarak seçtiler, değil mi? Türkiye'de onlarca, yüzlerce otel var. Dünyada da onlarca otel zinciri var ama sadece örneklem olarak bu otelleri aldıklarını belirtmişler araştırmalarında. Zincir adlarını da yazmışlar. Bu oteller hangi zincirlere bağlıymış? Onları da otel zincirlerine. Alanyaz'ın taraması dediğimiz literatür taraması. Alanyaz'ın literatürün diğer bir adı, yani eş anlamlısı. Araştırmanın amacı ve öneminden bahsetmişler. Araştırmanın yöntemi. Evet. Araştırmanın yöntemi nitel araştırma yöntemi kullanılmış diyor. Şöyle biraz daha büyüteyim. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup doküman incelemesi kapsamında elde edilen veriler içerik analiziyle incelenmiştir. Keşfedici bir çalışma olabilir. İçerik analizi yapılmış. Araştırma bulgularından bahsedilmiş, evet. Yüzdeler, sayılar, hangi mobil uygulama sağlayıcı, mobil uygulama içerikleri konusunda bir takım veriler ulaşılmış. Evet. Evet, keşfedici bir çalışma arkadaşlar. Keşfedici bir araştırmadır bu. Yani zaten içerik analizi yapması, nitel bir araştırma olması, sadece içeriği ortaya koyması, yani şu anda sadece keşfetmeye çalışıyor. Herhangi bir iki değişken arasında bir etkiyi inceliyor mu? İlişkinin anlamlı ya da anlamsız olması gibi bir durumu inceliyor mu? Yani bir takım testlere, istatistiksel testlere yapmış mı? Hayır. Sadece mevcut durumu yüzdelerle ortaya koymuş. Yani yüzde şu, sayıları şu kadar, şu tarihlerde, şu 2014, 2016, 2014 sayılarını vermiş mobil uygulama. Türkiye'deki yerli otel zincirlerinin mobil uygulama içerikleri konusunda hangi içerikleri kullandıklarına yönelik sayısal bir takım değerler vermiş. Yani keşfedici bir çalışma yapmış. Bu keşfedici bir çalışma örneği mesela. Evet, bu şekilde dediğim gibi bakın değerlendirebiliyoruz genel anlamda baktığımızda. Burada duralım artık ve
İsterseniz bir çalışmaya daha bakabiliriz. Etki demiştim, evet. Etki dediğinizde şöyle bir etki yazayım demiştim de sizlere. Yani bakın şurada hani bir şeye etkisi dediğimizde aslında nedensel ve ilişkisel kısma doğru gidiyoruz. Hani bir şey bir şeyin neyse etkiliyor. Pozitif yönde mi etkiliyor? Negatif yönde mi etkiliyor? Bakın bu ne yapar? Hani daha çok nedensel ilişkisel yöne doğru götürür. Hemen şuradan bir tane tıklıyorum. Etki yazdım. Mobil uygulamalar ve etki. Evet bu ne tezi? Tez danışmanı. Bir teze ulaştık. Doktora tezi değeri. Mesela doktora tezlerinde genelde ilişkisel ve denensel araştırmalar çok fazla kullanılır. Aşağı doğru inelim. Page down yapayım. Evet, bu kısımda keşfedici aşamasıdır genelde ilk başlığı doktora tezinden. Bir problemi keşfetmeye yönelik literatür taraması ve mevcut istatistikler ikincil kaynaklardan özellikle taranır. Ve sonrasında tabii ki nitel bir araştırma yaparak tanımlayıcı kısma geçilebilir. Evet, kısmı geçiyorum hızlı bir şekilde. Ben yöntem kısmına geçmek istiyorum ki hani bu araştırmanın ne tür bir araştırma olduğunu bulabilmek için. Burada yatırım fırsatları ben durduruyorum. Evet, amacı kısmında bir takım hipotezlere rastladım. Bakın, araştırmanın amacı müşterileriyle sağlıklı ve sürekli bir iletişim kurmak isteyen firmalar pazarlama uygulamalarında teknolojik gelişmelerden yararlanmaktadır demiş. Firmaların son zamanlarda yararlandıkları uygulamalardan birisi mobil pazarlamadır. Çalışmanın amacı süpermarketlerin mobil pazarlama uygulamalarının tüketicilerin satın alma davranışları üzerinde olan etkilerinin neler olduğunu tespit etmektir demiş. Ve bu Aydın İl Merkezi'ndeki tüketiciler örneklem olarak seçilmiş süpermarketler ve hipotezler bakın tüketiciler mobil reklamları eğlendirici bulmaktadır. Tüketiciler cep telefonlarına gelen reklam mesajlarını bilgi verici bulmaktadır gibi bir takım hipotezler bayağı bir hipotez. Ne kadar? 20-26 tane hipotez ortaya doktora tezi olduğu için olabilir. Yani biraz daha büyük ama her doktora tezinde bu kadar hipotez olacak diye de bir şey yok. Ya da doktora tezinin hipotezlerin fazla olması güçlü yapmaz. Bunu da hani böyle algılamayın lütfen. Araştırma modeli bakın. Grafiksel olarak ifade edilmiş değil mi? Daha önce bundan bahsetmiştik. Bakın bu değişkenler arasındaki ilişki inceleniyor. Demokratik faktörlerle mobil reklamlara yönelik tutumlar arasındaki ilişkiye bakılmış. Yine demokratik faktörlerle mobil reklamlara bakış açısı arasındaki ilişki incelenmiş. Bakın ilişkileri inceliyor. Yani bu normalde evet burada bir denklem var yine. Denklem modeli var. Güven aralığında formülü yani güvenlik testi yapılıyor ve bu güven aralığında yapıldığına dair evren büyüklüklerine göre örneklem hacimleri verilmiş. Örneklem hacimleri belirlenebilir. Yani nedensel ve ilişkisel araştırmalarda genelde yapılır. Evren büyüklüğü ve o evrende ne kadar örneklem seçileceğine yine bir formülle geçerli güvenini daha çok kuvvetlendirmek için bir formülle ulaşmış. Mesela ben demiş 750 kişilik bir evren varsa bunu da işte 254'üne yapmalıyım gibi düşünebilirsiniz. Ya da 185 kişiye uygulamalıyım ki hani bu geçerli ve güvenilir olsun gibi bir takım istatistiksel verilerle bunu ortaya koymuş. En sonunda mutlaka hipotezleri doğruladığını ya da reddettiğini belirten bir sonuç olacaktır bu çalışmanın sonucunda. Bir takım tanımlayıcı ve keşfedici çalışmalara yönelik veriler ortaya konuyor. Ve en sonunda da mutlaka hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığına dair veriler olacaktır. Evet mesela burada var. Demiş ki işte H22 hipotez 22 tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumlarını açıklayan ifadeleri bakış açılarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu hipotezi test etmek için regresyon analizi kullanılmıştır gibi bakın test etmiş. Ve sonunda bulduğu sonuçta mutlaka ortaya koymuştur ve başka destekleyici literatürde bu sonucu destekleyici verilerle de bulgularını güçlendirebilir. Evet, burada bunu bırakalım. Evet, konuyu fazla dağıtmadan bıraktım orada ve siz tabii ki farklı çalışmalara bakabilirsiniz. Birkaç keşfedici, tanımlayıcı ve bir tane de nedensel araştırma bulmuş olduk. Evet, bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle haftaya. Ödevlerinizi yapmanızı istiyorum.
Yani daha doğrusu tartışma sorusuna mutlaka herkesten bir yanıt bekliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.